Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen, top çatısı altındaki komisyon ve kurul üyelerini bir araya getiren Turizm Kurulu, İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantılarına katıldı. Başkanımız Ali Çandır'ın da üyesi olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. 4. Meslek Komitesi üyemiz Zafer Tan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Rekolte Tespit Heyeti çalışma toplantısına katılarak borsamızı temsil etti. Borsamız tarafından hazırlanan Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi ile Antalya Domates Endeksi Ağustos ayı rakamları açıklandı. Domates Miktar Endeksi aylık %24.01 artarken, Fiyat Endeksi %30.94 azaldı. Sebze Miktar Endeksi aylık %76.38 artarken, Fiyat Endeksi %14.53 azaldı. Meyve Miktar Endeksi aylık %8.48 azalırken, Fiyat Endeksi %49.24 azaldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin açılış törenine katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Gastronomi Turizminin Gelişmesi ve Destinasyon Tanıtım Planlaması başlıklı oturumda panelist olan Başkan Çandır, Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tatmak isteyen milyonlarca turist var, gastronomi turizmini geliştirmeliyiz dedi. Başkanımız Ali Çandır, Başkan Yardımcımız Halil Bülbül ile birlikte ATB ve ATSU ev sahipliğinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Top ETÜ mezunları Antalya'da buluşuyor programına katıldı. ASSO Başkanı Ali Bahar, ASSO Yönetim Kurulu üyeleri, TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Sekreteri Ramazan Çınar ve TOP ETÜ Üniversitesi mezunlarının bulunduğu programda, TOP ETÜ'nün imkanları ve geleceğe yönelik kariyer olanakları konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Antalya Diyarbakırlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Timur İnanç ve Yönetim Kurulu üyelerini borsamızda misafir etti. Ziyarette Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök de hazır bulundu. Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök, Meclis üyeleri Adnan İngeç, Cahit Sönmez, Mert Sönmez ve Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi üyeleriyle Anet Entegre Et Tesisini ziyaret etti. Kesimhanede yapılan yeni yatırımları inceleyen borsa heyeti, işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ticaretin kolaylaştırılması konusunda bölgesel farkındalık başlıklı toplantıya Ar-Ge sorumlumuz Çetin Salman katıldı. Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı, BAGEV, 2023 yılı olağan mütevelli heyet toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Ragıp Gök, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri açılış programına katıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özdenen Özkan Başkanlığında düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Paydaş Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır katıldı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Orhan Güner ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi Başkanı Vural Ünal, Ankara Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Kolsuz, Antalya Turizm Derneği Başkanı Mehmet Bücüoğlu ve Genel Sekreteri Mustafa Noyan, Ripay Perföy Antalya İrtibat Bürosu Müdürü Köksal Keskin ve Uzman Özden Küçük, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan II ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Avrupa Birliği'nin Azerbaycan Lankeren Astara Reyonu'nun Kalkınma Projesi Koordinatörü Profesör Doktor Alma Bayrak, Mali İşler Sorumlusu Emil Saidov'u kabul etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü'nün de bulunduğu ziyarette iki ülke arasındaki tarımsal işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu üyelerimiz Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök ile birlikte, Konya Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Meclis Başkanı Veysel Akkaya ve meclis üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. Ziyarette kurumlar arası işbirliği imkanları konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenen Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Cüneyt Doğan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ev sahipliğinde AHİ Meydanı'nda düzenlenen AHİ'lik Haftası kutlama törenine borsamızı temsilen katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Antalya temsilcisi Duygu Şahin ile gazeteci Fikri Cinokur'a verdiği röportajda Antalya tarımı ve ekonomisini değerlendirdi. Birleştirilmiş meslek komiteleri toplantımız, borsamız bünyesindeki 7 meslek komitesinin üyelerinin katılımıyla yapıldı. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan II, Yönetim Kurulu üyelerimizin katıldığı toplantıya, Vali Yardımcıları Aydın Abak, Erol Tanrıkulu ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca konuk oldu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural, Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Ersoy, Ali Orkan ile birlikte borsamızı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu üyelerimiz Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök konuk etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gülsel Işık ve Batem Müdürü Abdullah Ünlü, borsamızda Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu üyelerimiz Halil Bülbül ve Ragıp Gök ile bir araya geldi. Ziyarette, önümüzdeki dönem yürütülecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Eylül ayı faaliyetlerimizin basına yansımaları.